İşte burada biz de şu anki tek umut. Aslında bir kişi daha konuştu. Salim'in eşi Melek Güran. Ben kocamdan şüpheleniyorum dedi. Ondan başka kimse yapmış olamaz dedi. Net söyledi. Ama biz ona rağmen bile başka bir şeyin peşine gittik. Biz değil, diğer medya kuruluşları. Ben yine aynı noktadayım ve söylüyorum. Bu ahlaksızlar içeriye girene kadar bu yayınlar devam edecek. Bunlar cezalandırılana kadar bu yayınlar devam edecek. Ve gerçekleri konuşmaya devam edeceğiz. Bizi yönlendirdikleri gerçekler değil. Bizim bildiğimiz gerçekler. Şu pencereyi kapatıp geleceğim arkadaşlar. Dışarıdan çok ses geliyor. Kusura bakmayın. Evden yayın yapıyoruz. Dediğimiz gibi böyle profesyonel stüdyolarımız yok. Arkamızda bir medya devi, medya patronu da yok. Kendi başımıza bir telefonumuz, bir de bilgisayarımızla yayın açıyoruz. Çok şükür ona da yani. Bundan memnunum bu arada. Hamdolsun. Şikayetçi değilim, çok şükür. Yani bir patronunuz olduğu zaman haberi böyle verme, şöyle yap, böyle yapma deniliyor. En azından bize onu diyenler yok. Biz tek başımıza bu yayını böylece özgür bir şekilde sizin de desteklerinizle abone olarak, beğenerek, paylaşarak, desteklerinizle ve hediyeler göndererek desteklerinizi sürdürüyoruz. Bu arada şunu da söylemek istiyorum arkadaşlar. Lütfen kanala abone olalım ve şu anki yayını hem beğenip hem de paylaşalım. Çünkü paylaşırsak daha çok etkileşim alırız, daha çok insana ulaşırız. YouTube'da üst sıralara çıkarız. Bu konuda desteklerinizi bekliyorum. Evet, yeni gelen katıl butonuyla gelenler var. İsmim G olarak yazıyor. Devamı yok. Teşekkür ederim. Çiğdem Hanım da bize süper sticker göndermiş. Teşekkür ederiz. Şu arada bir soru buldum. Evet, şurada Narin üzerinde işleyen konu ne? Şu an Narin'i aslında hikayeyi dağıtmaya çalışıyorlar. Yani hedefi saptırmaya ve bütün suçu Nevzat'a yıkarak aileyi kurtarmaya çalışıyorlar. 1-8 yaşında çocuk katledildi. Bunu katleden ve üstünden tepinen bir aşiret var. Güran aşireti. Ya da kendine başka isimler de veriyorlar. Bu aşiret maalesef cinayeti saklama peşinde. Hatta şöyle bir iddia var. Çok önemli bir iddia. Ne yapmışlar biliyor musunuz? Bunlar toplantıda, ilk toplantıda şöyle bir karar almışlar. Demişler ki Narin'i köyün uzağına götürelim. Suya gömelim. Suya gömdükten sonra zaten orada hızlıca bir çürür. Suya da temas ettiği için ceset hızlı bir şekilde deforme olur. Deforme olursa da delil kalmaz. Delil kalmazsa da böyle bir şey bu suç da ortadan kalkar demişler. Fakat ceset bulundu. HTS kayıtları, şunlar bunlar her şey tek tek ortaya çıktı. Bu sefer de yeni bir toplantı yaptılar. Ağız birliği yapacağız dediler. Ve Nevzat ortaya çıkınca, Nevzat gidip her şeyi itiraf edince, yakalandıktan sonra her şeyi itiraf edince yeni bir level girdi devreye. Bu sefer de Nevzat'a yıkalım dediler. Ailenin ifadelerine bakıyoruz. İfadelerinde şu var. Nevzat silik bir karakterdir, fakirdir, yoksuldur. Amcam ona ne derse yapar. Asla ve asla sorgulayamaz. Böyle bir karakter. Peki böyle bir karakteri bize nasıl yutturabilirsiniz ki bu gitti, kızı kendisi öldürdü, intikam aldı ve gitti, onu gömdü. Bunu nasıl bize yutturabilirsiniz? Hadi diyelim ki gerçekten hepsini Nevzat planladı. Peki buna ne diyeceğiz ekrandaki şeye? Hemen kendimi küçültüyorum ve oradan bakalım. Peki buna ne diyeceğiz? Bu görüntüye o zaman ne diyeceğiz? Buyurun. 50'den fazla sahte ihbar, sahte hatlarla ihbar etmişsiniz. Mahallenin değişik yerlerine çocuk terlikleri bırakmışsınız. Güran ailesi ifadelerde yalan ifade verdi. Saat 15.40'dan sonra bir daha görünemeyen, ölmüş olan Narin, Güran'ın yaşadığını söylediler. 17.40'da gördüklerini, 18'de gördüklerini, 19'da gördüklerini söylediler. Peki bu yalan ifadeyi Güran ailesi Nevzat'ı kurtarmak için mi verdi? Yemezler. Kimse kusura bakmasın. Elektrik kesilmeleri, yalan ifadeyle yönlendirme, arama ekiplerini dereden uzak tutmaya çalışmak için de gayretler içerisindeydiniz. Bunu kim yaptı? Güran ailesi yaptı. Neden? İşte iddiaya göre Ali Rıza Güran'ın, şu şahsın, fotoğraftaki şahsın yönlendirmesiyle. Yaptığı toplantı sonucunda verilen kararla küçücük bir çocuğun bedeni, cesedi, hayatı üzerinde tepinen bu vahşilerle.
Evet. Evet, Pınar Hanım diyor ki Salim'in aklına gelen şeytanın aklına gelmez. Kesinlikle öyle. Yani Salim her şeyi planladı ve götürdü. Ali Rıza da ona plan sonrasında destek verdi. Sadece Ali Rıza Güran mı? Hayır. Çok büyük iddialar var Fuat Güran'ın da. Bundan dolayı Fuat Güran'ın eşi Hediye Güran'ın büyük bir itirafçı olacağı konuşuluyor. Eğer o da itiraf ederse ve dayanamayıp doğru bir ifade verirse, vicdanını devreye sokarsa bu cinayet yavaş yavaş çözülür. Peki bunlar neden konuşmuyor? Bu kadar delil varken, bu kadar önemli bilgi varken bunlar neye güveniyorlar? İşte o zaman şu devreye giriyor. Güvendikleri tek şey otopsiden gelecek sonuç. Üst akıl dedik ya, üst akıl şu an Ali Rıza Güran ve Fuat Güran olarak görünüyor ya, bir de onların üstünde danıştıkları birileri var. Bakın Ali Rıza Güran daha önce Saadet Partisi il başkanlığını yapmış. Diyarbakır. Yani siyasetçi. Yani siyasi bağlantıları güçlü. Yani bürokratik bağlantısı güçlü. Eski bir emniyet emeklisinden bir if aldığı söyleniyor. Bakın, bu iddia çok güçlü. Bir emniyetçiden, bu konuda uzman birinden danışmanlık aldığı söyleniyor. Bu danışmanlık doğrultusunda ifadelerin düzenlendiği. Bu ifadelerin böyle yaygınlaştırıldığı. Ve bunun için de jandarma maalesef doğru düzgün bir itiraf alamıyor Nevzat haricinde. Çünkü Nevzat bu toplantının dışındaydı. Nevzat bu hikayenin dışında bırakılmıştı. Eğer bu organizasyonun içinde olsaydı, o da ifadesinde çetrefilli bir yola girerdi. Ama bu organizasyonun dışında kaldığı için Nevzat öttü arkadaşlar. Bu kadar net. Daha da ötesi yok. Evet, destekçilerimiz, size de teşekkür ederim arada. Teşekkür ediyorum değerli dostlar. Süper stickerlar, süper chatler gönderen ve aynı zamanda da katıl üyemiz olan bütün arkadaşlarımıza teşekkür ederiz. Chat'e bakmaya çalışıyorum. Gerçekten çok efsane şeyler de yazıyorsunuz. Böyle hızla yetişemiyorum. Birazdan Badin aramızda olacak. Badin de Diyarbakır'daki son gelişmeleri aktaracak. Evet, Ensari hikayesi nedir? Bu hikayeyle ilgili çok önemli bir şey söyledim aslında. Onlarla bağları var. Ensarioğlu ailesiyle ilişkileri var. Yani arkadaşlık, dostluk her neyse kendisi de söylüyor. Ama daha önce de söyledim ya, Galip Ensarioğlu onlar bizim dostumuzdur demişti. Bana ne düşünüyorsunuz diye sormuşlardı. Ben şöyle demiştim yayında. Hazreti Muhammed Aleyhisselatü Vesselam şöyle söylüyor. Kişi arkadaşının dini üzerinedir. Hikaye bitmiştir. Artık kimin ne olduğunu buradan varın da bilin diyelim. Evet, bu arada kaçırdığım var mı diye şöyle bir bakıyorum. Yok, kaçırdıklarım yok. Teşekkürler demiş. İtirafçı bir kadın olacak bence hayatından. İnşallah. Bekliyoruz. Hatta bekleniyor. Gelen haberlerde o yönde. Çünkü itirafçının Hediye Güran da konuşacağını söylüyorlar. Çünkü o çok şey biliyor ve suçlulardan biri. Suçlulardan biri, çünkü olaya tanık oldu. Olay anında HTS kayıtlarına göre o da oradaydı. İki defa, üç defa Nari'nin evine gidip geldi. İşte orada bir şeyler netleşebilir, açıklanabilir. Bir de bu aile, şöyle bir şey var. Oraya da değineyim arkadaşlar, orayı kaçırmayayım. Bu aile kendini kutsal görüyor. Bazı gazeteciler de anlattılar ya, biz Osmanlı torunuyuz falan demişler. Ve gazetecilere tepki göstermişler. Siz bize nasıl böyle deriz, biz Osmanlı torunu bu kadar mübarek insanlarız falan filan demişler. Ve kendini öyle savunmuşlar. Hatta aşiretleri var işte. Biz Gevranizadelerdeniz diyor. Bunu da şöyle bildiriyorlar. Gevranizade ailesi Osmanlı İmparatorluğu döneminde Diyarbakır'da etkili olan köklü bir ailedir. Aile adını Gevran köyünden almıştır ve uzun süre bölgede hem siyasi hem de ekonomik anlamda güçlü bir konuma sahip olmuştur. Aile Osmanlı'nın son dönemlerinde ve Cumhuriyet'in ilk yıllarında da varlığını sürdürmüştür. Gevranizadeler bulundukları bölgede sosyal ve politik alanda etkin roller oynamışlardır.
demişler. Şimdi kendini Osmanlı torunu, Osmanlı'dan gelen önemli bir aile olarak görüyorlar. Köklü aile ne demek biliyor musunuz? Yoruma yazın arkadaşlar. Oradan da hep birlikte bakacağız. Köklü aile ne demekmiş? Onu sizle beraber konuşalım. Şimdi Türkiye gündemi, evet arkadaşımız sağ olsun şeyler göndermeye çalışıyorlar. Yani evet, yani siyasi partilerle zaten bağlarının olduğunu söylemiştik. Maalesef var. Olmaya da devam edecek gibi öyle garip garip insanlarla bir araya gelmişler. Onu da görüyoruz ama hepsini de işte yayınlayamıyorum. Yani yayınlamıyorum derken doğrulatamadım ama çok siyasete bağlamak istemiyorum. Buradaki amacımız şu olabilir bu arada. Değerli dostlar, yani siyasi, evet, sizin de çabalarınız var. Ya bunlar siyasi bağ yok mu? Var mutlaka. Yani dediğimiz bütün partilerle yapıları var. Bütün partilerle ilişkileri var. Kendilerini korumaya almışlar. Güçlü aile kavramını sordum ya, siz de söylemişsinizdir. Şurada bakayım. Güçlü aile tanımı ne demek biliyor musun? Aşiret demek. Hukuk tanımayız demek. Bizim kendi hukukumuz var demek. Kendi düzenimiz var demek. Biz kendimiz kendi kararlarımızı veririz. Hukuk bizim için önemli değildir demek. Açıkçası güçlü aile demek bu. Evet değerli dostlar. Hanım katılmak ister misiniz? Katılmak istiyorsanız sizi yayına alalım. Bugün pazar ve 14 yayını yapmadım biliyorsunuz. Sadece 22 yayında buluşalım dedim. Hem pazar günü insanlar geziyor, tozuyor, sabahleyin bir hava alacağız. Bu arada eğer bir aksilik çıkmazsa yarın özel bir yayın daha yapacağım. Özel yayın dediğim, bu kadar olay yaşıyoruz. Bu kadar Türkiye'de yaşanan bütün olaylara dertleniyoruz ve canımız sıkılıyor. Siz takipçilerim için, izleyicilerim için, değerli dostlarım için psikoloğumuza bu sefer bununla nasıl baş edebiliriz? Çünkü hayatımıza devam etmeliyiz aynı zamanda. Bu olaylarla, yani işte Sıla Bebek, diğerleri, diğer çocuklar, işte Leyla olayı, yani ne bileyim Gülistan'da oku olayı, diğer tarafta Narin'in olayını kaç gündür konuşuyoruz. Bu da sonuçta her ne kadar vicdanlıysak ve vicdanımızın sesini dinleyip hareket ediyorsak bir de bununla baş etme yolunu da bulmamız gerekiyor. Herkes psikoloğa gidemiyor. Herkesin bu konuda parası ve bütçesi yok. Dolayısıyla biz de psikoloğumuzdan devamlı bize destek olan, konuk olan değerli dostum, uzman psikolog Servet Aşan'dan sizinle böyle bir psikolojik saat yapalım. Yani psikolojiyle ilgili nasıl baş edebiliriz bu tür sorunlarla, bu tür gündemlerle nasıl baş edebiliriz, çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz, kızlarımızı, kız çocuklarımızı nasıl koruyabiliriz, bunlarla ilgili detaylı bir çalışma, bir sohbet gerçekleştirmek istiyorum. Eğer siz de okey diyorsanız, tamam diyorsanız en azından şurada yoruma döşeyebilirsiniz arkadaşlar. Evet, şu an Pınar Hanım müsait değilmiş. Başka bir zamana inşallah dedi. Tabii ki birlikte ortak yayınlarda yapabiliriz aynı konu üzerine. Tabii benim buradaki tezimi her zaman söylüyorum. Erhan Bey çok teşekkür ederim bu arada. Tezim şu: suçlu belli. Suçlu net. Yani suçlu eğer Salim üzerinden çatıdan aşağıya indiğimizde gerçek suçludan ıskalamamış oluruz. Gerçek suçluyu şu an gizleme çabaları var. Salim Güran, Yüksel Güran, Enes Güran. Ve tabii bunun içerisine bu organizasyon, çatı organizasyonu yöneten, psikolojik tarafını, ifade tarafını yönetenler de Ali Rıza Güran, Fuat Güran'dır arkadaşlar. Bunlar net. Hediye Güran da burada kilit isim. İşte bugün ifadesi alınıyor. Bakalım mahkemede neler söyleyecek, nasıl bir tepki gösterecek ve nasıl ifadelerde bulunacak. Bunlar da oldukça önemli.